Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde esas ölçüyü göreceğiz. Şimdi açının 0 ile 360 derece arasındaki değerine biz esas ölçü diyeceğiz. Mesela bir açı düşünelim. 400 derece olsun. Şu bizim çemberimiz. Birim çember diyelim. Şimdi çemberi bir tam tur attığımda ben burada 400 derecenin esas ölçüsünü bulalım. 400 derece nerede, nereye tekabül ediyor onu bulacağız çemberden bir tam tur attığımda kaç derece oluyordu? 360 derece oluyordu. 400 olması için o halde bir miktar daha gidecek. 40 derece daha gidecek. Benim açım ne olacaktır? Şu nokta olacaktır. Yani şu şekilde 40 derece şeklinde göstermiş olduk. Yani 400 derecenin esas ölçüsü kaç dereceymiş demek ki? 40 dereceymiş diyeceğiz. Yani biz esas ölçüyü bulurken derece cinsinden verilen bir açının ölçüsünü eğer 360 dereceden büyükse verilen açıyı 360'a böleceğiz. Bölümden kalan bize esas ölçüyü verecektir. Mesela yine 400'e bakalım. 400'ü 360'a böldüğümde bir defa var. 360. Bakın kalan 40. Esas ölçüsü o zaman 40 derece olacak. Eğer açının ölçüsü negatif ise işaret dikkate alınmadan yukarıdaki işlemin aynısını yapacağız. Yani yine 360'a böleceğiz. Elde edilen kalan 360'tan çıkarılmış olacak. Şimdi örnekleri inceleyelim. Aşağıda verilen açıların esas ölçülerini bulacağız. Ne dedik? 410'u 360'a böleceğiz. Böldük. Bir defa var. 360. Çıkardığımız zaman kalan 50. O zaman 410 derecenin esas ölçüsü 50 derecedir diyeceğiz. 796'ya baktığımızda 796'yı 360'a böldük. Burada iki defa var. 720 yaptı. Çıkardık. 76 derece oldu. O halde 796 açısının esas ölçüsü 76 derece olacak. Devam edelim. 1040 açısı var. 1040'ı yine alacağız. 360'a böleceğiz esas esas ölçüsünü bulmak için. Burada iki defa vardır. İki defa 720 yaptı. Çıkarma işlemini yaptığımız zaman iki kaldı. Ne yaptı? 320 yaptı. O zaman 1040 açısının esas ölçüsü 320 derece olacak. Geldik sonraki açımız 1345 açısı. Yine 1345 açısını 360'a bölelim. Burada 3 defa vardır. 3 tane 360 1080 yapıyor. Çıkardığımız zaman 14 14'ten 8 çıktı. 6 burada 2 kalmıştı. 265 yaptı. Kalan 265. O halde bu 1345 açısının esas ölçüsü 265 derece olacak. 1577'ye baktığımız zaman yine 1577 açısını ne yapacağız yine 360'a böleceğiz. 4 defa vardır. Ne yapar 4 ile çarparsak? 1440 yapar. Çıkarmayı yaptık 7. 7'den 4 çıktı 3. 5'ten 4 çıktı 1. 137 yaptı. O halde 1577 açısının esas ölçüsü 137 derece olacaktır. Geldik eksili açıların esas ölçülerine. Şimdi, eksi olan açıya ne yapacağız? 360 ekleyeceğiz. Eksi 75'e 360 ekledim. Ne yaptı buradan? Çıkartırsak 285 yaptı. O halde bunun esas ölçüsü 285 derece olacak. Aynı şekilde 210'a 360 ekliyoruz. 360 bunlara neden 360 ekliyorum? Çünkü 360'tan küçük bunlar. Eğer 360'tan büyük olursa 360'a bölmüş olacağız. 360 ekledik ne yaptı? 150 yaptı. O zaman bu açının esas ölçüsü 150 derece olacak. Bakın burada 520 derece var. 520 360'tan büyük. Bunu eksi yokmuş gibi 360'a bölüyoruz. Kaç defa vardır? Bir defa 360'tan çıkartıyoruz. 6 ne yaptı? 160 derece yaptı. Şimdi bu eksi olduğundan ne yapacağız bunu? Bu eksi 160 derecedir. Artı 360 ekliyoruz buna. 360 eklersek ne yapıyor burası? 200 derece yapıyor. O zaman bunun derecesi esas ölçüsü 200 derece olacaktır. Eksi 814'e bakalım. 814'ü 360'a böleceğiz yine. Hiç eksilisine bakmadan. iki defa vardır. 720 yaptı. Buradan çıkartırsak 4 geldi. 9, 0, 90, derece geldi. O halde burada biz ne diyeceğiz? Bu açının esas ölçüsü bu neydi? Eksi 94'tü. Buna bir de ne eklemem lazım? 360 eklemem lazım. O halde bunun sonucu ne olur? 360 ile eksi 94'ü toplarsak 256 yapacaktır. O halde bunun esas ölçüsü 256 derece olacak. Biz bir hata yaptık. 200 266 derece olacak. 360 eklediğimiz zaman o zaman bunun esas ölçüsü 260 derece, 266 derece olacak. 925'i yine 360'a bölelim. Burada iki defa vardır. 720 dedik. Eksi çıkardık. 5, 0, 205. E bu eksili bir açıydı. O zaman bunu eksi 205 aldık. Buna 360 ekleyeceğiz. O halde buradan ne yapacaktır? 155 derece yapacaktır. O halde bu eksi 925 derecenin esas ölçüsü 155 derece olacaktır. 1240 açısına bakalım. Eksi 1240. 360'a böldüğümüz zaman 3 defa vardır. Ne yapar? 1080 yapar. 3 tane 360. Buradan 6, 1 ne kaldı? 160 kaldı. Bu eksi olduğundan eksi 160 olarak alacağız bunu. Buna bir 360 eklersek ne yapacaktır? 200 derece yapacaktır. Bu açının esas ölçüsü 200 derece olacak. Evet, bugünkü dersimiz burada sona eriyor. Bir sonraki ders görüşmek üzere.